çok sayıda telefon geliyor. Özellikle bu süreçte çok sayıda telefon alıyorum. Sizlerin de basın mensubu arkadaşlara bir kısa açıklama yaptıktan sonra bu konudaki sizlerle de birebir görüşerek bu konudaki sorunlarınızı da dinlemek isterim. Ama en çok yakınma, en çok ağlayarak arayan annelerin yakınması şuna ilişkin oldu. Bunu paylaşmak istiyorum sizinle. Sanıyorum sizin de canınızı sıkmıştır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde iktidarın çözüm ortaklarından birisinin şehitlerimizi kastederek Türk askerlerinin başına öldüğünü söylemiş olması, bunun sizler için ne kadar rahatsızlık verici olduğunu, evet, üzüldüğünüzü biliyorum. Arkadaşlar, söz silah aslında, söz silahtır ve iyiliğe de yarar, kötülüğe de yarar silah. Bunun bir kadın tarafından, böyle bir açıklamanın bir kadın tarafından yapılması ve kadınlara, annelere söylenmiş olmasını bir kötülük olarak değerlendiriyorum. Bir tür kötülüktür. Bilmem kaçıncı açılımın muhataplarının da aslında ifşası niteliğindedir. Yani ne zihniyette olduklarını da göstermektedir diye düşünüyorum. Çünkü devletin hiçbir politikasından haberi olmayan, bilgisi ve katkısı olmayan masum şehit annelerinin onlara dönüp oğullarınız boşu boşuna öldü demek tam anlamıyla vicdansızlıktır. Bu konuda çok sayıda üzüntü bildiren telefon aldığım için sizlerle de bunu paylaşma gereği duydum. Oğullarından onlara kalan o aziz hatıralarını anlamsızlaştırma çabası onları incitmiş ve yaralamıştır. Aslında belki bugün birlikte olmamızın nedenlerinden birisi de budur. Böyle tahmin ediyorum. Milleti her gün tehdit edenlere gücü yetmeyen, ancak sadece şehit ve şehit ailelerine ve gazilere gücü yeten, hani önüne gelen dernek kuruyor demişti, evet, Sayın Başbakan. O da çok yaralayıcı oldu sizler için, biliyorum. Sayın Yücelak, hem başbakan olmalı hem de cumhurbaşkanı olmalı demesi. Onlar da bizim herkese. Evet. Başbakanın bu süreçte şehit annelerinin yüzüne bakmaya yüzü kalmamıştır. Evet. Ben öyle görüyorum. Evet. Yüzü kalmamıştır. Aslında bu sürecin muhatapları açısından da tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuştur diye düşünüyorum. Çünkü Erdoğan, Öcalan söylemleri birebir örtüşmektedir bugün sürece baktığımızda. Bakın arkadaşlar, değerli basın mensupları. Döneminin başında bitmiş olan terörü 11 yılda tırmandırmış ve bugün teslim olmuştur başbakan. Teröre teslim olmuştur. Üstelik düne kadar muhataplarını meclisten, hani elini bile sıkmaktan imtina eden, meclisten cezaevine göndermeyi düşünen, bunu halkla paylaşan, hatta Öcalan'ı dar ağacına göndermeyi düşündüğünü söyleyen, böylece bir toplum mühendisliği yapmaya çalışan başbakanın bugün çark etmesinin iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. İyi niyetli değil. Tamamen inisiyatifin bu süreçte kendisinde değil, bölgesel ve uluslararası dinamiklerin eline geçmiş olması nedeniyle bu süreç işlemektedir. Kontrolün terör örgütüne verilerek PKK'nın Kürtlerin tek temsilcisi olarak kabul edilmesi aslında Kürtlere yapılmış bir haksızlıktır. Aslında ona kalsa, başbakana kalsa, idare edip zaman kazanacaktı. Daha önce yaptığı gibi geçici bir seçim ittifakı kurmayı düşünecekti. Bu arada olabilirse de başkanlığı kotarmaya çalışacaktı. Ancak aynı Alevi açılımı, Ermeni açılımı, hatırlıyorsunuz Kıbrıs açılımında olduğu gibi zamana bırakacaktı. Ama dış dinamikler anlaşılan yeni bir haritada, bu coğrafyada yeni bir haritada ve İsrail-Türkiye paktının kurulmasında ısrarlı görünüyorlar. Sürecin şifrelerini bu şekilde görmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ve başbakanın bu dinamiklerden ürktüğü de anlaşılıyor. Sık sık ortadan kaybolup hastalanması, bunu izliyoruz değil mi? Sık sık kayboluyor. Kaçamak tavırları ve tedirginliği de aslında bunu ortaya koyuyor. Öcalan'ın tutanakta yer alan benimle oynamaya kalkmasınlar tehdidi de aslında bunu sezmesindendir. İşte bu tehdit ve sponsorlarının desteğiyle başbakanın verdikçe vermeye hazır hale geldiği anlaşılmaktadır arkadaşlar. Devletin cebinden terör örgütünün gövde gösterisine ve savaş kazanmış muzaffer bir komutan seremonisine dönüşen Nevruz kutlamalarının sinevizyonunu hatırlıyor musunuz? Sinevizyonunda Öcalan'ın bir antik çağ kahramanı bu edayla gösterildiğini, boy göstermesini
Başbakanın korkudan kaynaklanan beceriksizliğinin göstergesi olarak görüyoruz. Kaldı ki, bakın çıkartılan gürültü ve onca nümayişe karşın ne yapılacağı hala belli değil. Nereden ne çıkacağını bilmiyoruz. Başbakan ne zaman bir masaya otursa, ya bu ülkenin kaynaklarını satmayı planlıyor veya bir terör örgütüyle bir anayasa nasıl yapılır, bunun planlaması için masaya oturuyor. Bakın, bir teröriste her istediğini vererek, gerektiğinde toprak vererek terörü bitirmek gibi parlak bir fikir dünyada hiç kimsenin aklına gelmemişti bugüne kadar. Ve başbakanın aklına geldi. Ağzından baklayı çıkardı, eyalet sistemi dedi. Eyalet sisteminden söz ediyorum. Çanakkale seferinden sonraki en büyük sefere dönüştürülen medyanın da desteğiyle, İmralı seferleriyle bugün güç terör örgütüne geçmiştir. Bunun farkında olalım. Ancak bir ipte iki cambaz oynamaz. Öyle bir şey söz konusu değil. Erdoğan o ipin üzerinde duramıyor, tökezliyor, anlaşılıyor. Tam da bu sırada İsrail'den Erdoğan'a bir hayat öpücüğü gelmiştir. Açık bir hayat öpücüğü. Ancak bu sahte özre bugün gelen bir bilgiye göre Gazelilerin inanmadığı da anlaşılıyor. Arkadaşlar, başbakanın bir bakanı, başbakan Himen değil demişti, hatırlıyor musunuz? Evet, Himen olmadığı bu süreçte rolü kime kaptırdığından da açık olarak anlaşılmaktadır. Hesap büyük. Orta Doğu'da çok büyük bir kazan var. Kaynayacak kazan büyük arkadaşlar. Ülkesini Orta Doğu'da kanlı bir maceraya sokmaya hazırlanıyor başbakan. Bunun hazırlıkları içinde. Sadece kendi ülkesini değil, komşu ülkelerin gençlerinin de hayatlarını feda etmeye hazırlanıyor. Bakın bu adam, korkudan binlerce koruma ile dolaşan bu adam ve hani sürekli edebiyatını yaptığı şu kefen edebiyatı var ya, muhtemelen onun kefeni de zırhlı tasarlanmıştır diye düşünüyorum. Bu adam sadece kendini koruyup kollamayı biliyor. Halkını ve ulusal çıkarlarımızı değil. Bununla ilgili herhangi bir endişesi yok. Muhakkak içeceğini söylediği o baldıran zehiri var ya, o baldıran zehirinin de eminim stratejik ortakları tarafından pan zehiri de kendisine verilmiştir. Bu süreçte yaratılan beklentiler arkadaşlar ve somut gerçeklik uyuşmadığı takdirde toplumun yaşayacağı sıkıntılar hesaplanmalı. Bunun değerlendirmeleri yapılmalı. Bakın, ilk somut gerçeklik ne oldu? Ne mutlu Türk'üm diyene sözünün silinmesi oldu. Başka bazı hassasiyetleri koruyacağım diye bazı hassasiyetleri aynı milliyetçiliği ayaklar altına aldığı gibi ayaklar altına almasına izin veremeyiz. Bu ülkede Türk milliyetine aidiyet hissi duyanları yok sayamaz ve küçümseyemez başbakan. Bunu yapamaz. Kürt gençlerini ölmeye ve öldürmeye programlayan, şiddeti yöntem edinmiş, millet sözcüğünü görmeye tahammülü olmayan terör örgütüyle baş başa verip siyasi ikbali için anayasa yapamaz. Bunu yapamaz. Çözümü ver kurtul ve vur kurtul seçeneklerine indirgeyemez. Başka seçenekler de vardır. Buna başta başbakan tarafından inkar edilen Türk milleti, böyle bir anayasa yapılmasına, başkanlık karşılığı eyalet anayasası yapılmasına Türk milleti izin vermez arkadaşlar. Ve biz onlara yardımcı oluruz. Türk milletine yardımcı oluruz. Bu konuda hukuk içinde göze göz, dişe diş bir mücadeleyi göze alıyorsa buyursun denesin. İşte şehit annelerinin önünde söylüyorum. Başkanlık karşılığı ne verecekse cebinden mi verecek başbakan? Ve eğer çocuklarımızın, eğer Mehmetlerimizin aziz hatırasını bedel olarak ödemeyi ve vermeyi istiyorsa biz onu vermeyeceğiz. Ve şehit annelerinin başını da öne eğdirmeyeceğiz arkadaşlar. Biz birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Soru varsa alabiliriz arkadaşlar. Efendim, yani bu süreçle ilgili bir yasal düzenlemeden, yasal bir yönetmeden bahsediyor DDP tarafından. Bu kanalda, hükümet kanalında böyle bir hazırlık yok diyor ama gerekirse yapılabileceği yönünde de açıklamalar geliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? En son gelen açıklama benim bildiğim Adalet Bakanı'ndan geldi. Doğrudan yargıya anayasayı ihlal ederek anayasanın yargı bağımsızlığı ilkesini ve hakim savcılara, mahkemelere emir ve talimat
verilemez ilkesini de ihlal ederek açıkça yargıya emir vermesidir. Bir kanuni düzenlemeye de gerek olmadığını belirtmiş olmasıdır. Hem bir anayasa suçudur hem kanunsuz emirdir yaptığı. Kanunsuz emrin yazılı olarak verilmesi gerekir. Gücü yetiyorsa yazılı bir belgeyle yapsın o çağrıyı. Bu arada evet, hep herkes birbirinin sesini özlüyor, öyle anlaşılıyor. Obama'nın sesini özleyen vardı. Obama'nın sesini çok özlemişti. Öcalan'ın sesini özleyenler de var. Aslında epey bir ses benzeşmesi olduğunu düşünüyorum. Ciddi bir ses benzeşmesi, ahengi var burada. Teşekkür ederiz arkadaşlar, sağ olun. Kapıyı alacak arkadaşlar, teşekkür ederiz. Şöyle. Thank you.